Komosis'te levhaları nasıl tanımlayacağımızı bir önceki videoda görmüştük. Bu videoda levhaların özellikleri nelerdir ve nasıl değiştiririz onu öğreneceğiz. Öncelikle daha basit bir modele geçelim ve temel özellikleri orada görelim. Burada iki tane yan yana girilmiş eşit büyüklükte levha görüyorsunuz. Bir levhaya çift tıklayarak veya seçtikten sonra Enter tuşuna basarak levhanın özellikler diyalog kutusunu ekrana gösterebiliriz. Ayrıca birden fazla levhayı seçip yine Enter tuşuna basarak her iki levha için geçerli ayarlar ayarlayabiliriz. Önce bireysel olarak ayarları bir inceleyelim. İlk olarak buradaki ilk alan position in depth yani derinlik boyunca levhanın konumlandırılması ile ilgili ayar. Burada 3 seçenek mevcut. Ortada, arkada ve önde. Bu seçenekler levhanın koordinat sistemine göre değişiyor. Arkada dediğimde levhanın lokal 3 ekseninde eksi yönde levha öteleniyor. Lokal koordinat sistemini özellikler diyalog kutusunda buradaki koordinat sistemini çiz ikonunu seçeneğini aktifleştirerek görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu lokal 3 eksenin ters yönde ötelendi. Front diyelim. Tekrar uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer diğer yönde ötelendi. Middle dediğimizde ortalıyor. Bu offset ise bu pozisyondan ayrıca ne kadar offset vereceğimiz ve yine bu da lokal 3 eksenine göre tanımlanıyor. Örneğin 200 milimetre diyorum. Gördüğünüz gibi önce middle ortada olacak şekilde konumlandırıldı ve sonra 200 milimetre ötelendi. Behind dediğimizde bu sefer o yönde 200 mm ötelendi. Front dediğimizde yine yukarıya doğru ötelenmiş olacak. Yani tekrar eski haline getiriyorum. Kalınlık. Bu yine levhanın et kalınlığını gösteriyor. İstediğimiz değeri buraya girebiliyoruz. Levhanın hangi çelik malzemesinden oluştuğunu yani neye göre, hangi malzemeye göre tanımlandığını buradaki malzeme alanından seçiyoruz. Şu anda ST37 adlı malzeme tanımlanmış durumda. Bu malzemeler Komosis'teki tanımlanmış olan malzemelerin bir listesi geliyor. Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Usage dediğimiz kullanım amacını gösteren bu alan ise bu plaka ile ilgili ekstra bir kullanım bilgisi tanımlamak için kullanılıyor. Burada neler mevcut? Yapısal çelik, işte ızgara, gömülü çelik, ana malzemesi. Ayrıca betonarme ile ilgili kalıplarda kullanıldığını söylemiştim. Betonarme ile ilgili çeşitli kullanım amaçları. Bunu seçerek çizimde çeşitli doğru sembollerin gösterilmesini, çeşitli taramaların yapılmasını sağlayabiliriz. Disiplin alanında yine çeşitli filtrelemelerde kullanılmak üzere seçilebilir. Disiplinde yapısal çelik, betonarme, mimari, mekanik, borulama, elektrik, altyapı ve havalandırma gibi seçenekler mevcut. Yapının hangi disipline aitse o seçeneği seçmekte fayda var. Burada gördüğünüz bu 6 tane alan ise parçanın pozlandırılması ile ilgili alandır. Parça numarası bir parçanın kendisine ait poz numarasını gösterir. Marka numarası ise bu parçanın bir şekilde kaynaklı olduğu civata veya kaynakla
bağlı olduğu eleman grubunu gösterir. Buradaki değerler başlangıç numarasıdır. Programa bir ipucu verir ama asıl parça numarası program tarafından verilir ve numaralandırma yapıldıktan sonra burada görünecektir. Bu kısımlar, bu iki kısım kullanıcı tarafından değiştirilemez. Buraya geçelim. Burada kontur plaka, yani normal standart levha ve bükümlü levha dediğimiz iki seçenek mevcut. Bu plakanın tipini gösteriyor. Bükümlü levhanın nasıl yaratıldığını önceki videoda görmüştük. Ayrıca bükümlü levhanın et kalınlığını da buraya giriyoruz. Bu elemanın hesaplayacağı ağırlık hesaplarının, programın yapacağı ağırlık hesaplarının doğru olması için buraya doğru bükümlü levha kalınlığının girilmiş olması gerekiyor. Çünkü bükümlü levhayı seçtiğimizde burası artık bükümlü levhanın aslında uzunluğunu gösteriyor. Plaka nesnesinin betonarme elemanların kalıplarının modellenmesinde kullanıldığını daha önce belirtmiştik. Burada gördüğümüz iki alan betonarme kalıp modellenmesinde kullanılıyor. Betonarme kalıpların modellenmesi ile ilgili videolarda daha detaylı da göreceksiniz. Bu kalıplar ayrı ayrı nesnelerden parça parça modelleniyor ve daha sonra union dediğimiz 3 boyutlu geometrik nesnelerin birleştirilmesini içeren bir işleme tabi tutuyor. Bu birleştirme işlemi de her grup kendi içinde birleştiriliyor. Dolayısıyla aynı şekilde birleştirilmesini istediğimiz kalıp nesnelerine aynı grup numarasını veriyoruz. Burada verdiğimiz numara ne olursa olsun COMOSES sadece bu numarayı içeren kalıp nesnelerini kendi içinde birleştirecektir. Eğer sıfır verirsek bu nesne hiçbir zaman bir birleştirmeye tabi tutulmayacak. Yani sadece kendi başına bir kalıp nesnesi olarak iş görecektir. Her grup kendi içinde her kalıp grubu kendi içinde numaralandırılır ve buradaki numara da hangi kalıp grubuna ait olduğunu gösteriyor. Yani ona göre numara verilecek. Bu alan yine çelik elemanların numaralandırılmasında kullanılan bir alan. Normalde bir markada eğer marka levhalardan oluşuyorsa en büyük levha ana parça oluyor. Diğerleri o levhaya bağlı olarak düşünülüyor. Profillerde ise en uzun profil ana parça olarak düşünülüyor. Ancak bazı durumlarda en uzun veya en büyük elemanın ana parça olmasını istemediğimiz durumlarda bu alanı seçili hale getirerek o seçtiğimiz levhayı veya profil seçtiysek profili ana parça olarak kullanmasını söyleyebiliriz. İsim ve özel isim kısımları yine kullanıcı tarafından da doldurulabilir ama daha çok program COMOSES bu alanları kendisi kullanıyor. Örneğin bir makro yarattığı levhalara özel isimler verebiliyor. Örneğin bu levhalar bir bolted kasıt makrosu tarafından yaratılmış ve burada yan berkitmeye ona göre bir isim verilmiş veya bayrak levhasına yine ona göre bir isim verilmiş. Ancak dediğim gibi bu isimler daha çok programın kendisi tarafından kullanılıyor. Buradaki gördüğümüz 5 tane alan ise kullanıcı tanımlı özel alanlar. Bunlar çizimde görünmesini istediğiniz parçaya ait görünmesini istediğiniz notların tanımlanması için. Buraya tanımlayacağımız notlar parçada
modülünde istersek gösterilebilir ve dolayısıyla çizimleri parça ile ilgili not düşebilirsiniz. Renk yine levhanın rengi ile ilgili. Okey diyorum. Evet, gördüğünüz gibi levhaya istediğimiz bir renk atadık. Exclude from detailing, yani detaylandırmada kullanma. Eğer bir parçanın betonarme detaylandırılmasını, yani numaralandırılmasını kullanılmasını istemiyorsak bu alanı işaretli hale getiririz. Yine bu çizimde kullanılmak üzere olan bir ayar. Bazı durumlarda birden fazla sayıda aynı tipte levha olabiliyor. Örneğin gömülü çelikleri düşünelim. Dar alanda çok sayıda bu levhaların hepsine ölçü verilmeye kalktığında çizim alanı çok kalabalıklaşıyor. Burada benzer elemanlarda sadece bir tanesini ölçülendirilip diğerlerini ölçülendirmeden bırakarak çizimi rahatlatabiliriz. Dolayısıyla burada ölçülendirmeden hariç tut adlı bu seçeneği seçerek pafta kısmında ölçülendirilmemesini sağlayabiliriz. Yine benzer şekilde parçanın poz numarasını veya ilgili tanımlı notların çizimde görülmemesini sağlayabiliriz.